Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Sierra 7 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Bu Sierra 7 bölümünde sevgili arkadaşlar artık hikayenin final bölümüne geçiyoruz. Geçen günlerde bir anket açmıştım. Size cumartesi günü direkt finalin gelmesini istediğinizden dolayı bu videoyu sizler için şu anda yapıyorum. Cumartesi günü için diyerekten daha fazla Sierra 7 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten arkadaşlar Sierra 7 serisi biteceğinden dolayı çarşamba günleri artık GTA Liberty Stories açık dünya görevleri serimiz başlayacak, haberiniz olsun diyerekten hızlı bir şekilde hemen göreve başlayalım diyerekten hedefimiz Bakü'nün düşman sokaklarından kaçıyor. Sokaklarda her ne güç gerekiyorsa kullan ve yakala. Düşman askerlerini temizle. Hadi bakalım başımıza neler gelecek final. Oh be sonunda bitiyor seri ya. Neyse. Ruslar 200'te saldırımızın üstünden bir hafta geçti. İstihbarattan gelen bir gelişme var mı? Eko iz bırakmadan kayboldu. Vazgeçmeyeceğiz. Eninde sonunda Eko hata yapacak. Militanlar aktif değiller. Tüm silah tedarikçilerin önünü kesmek işe yaradı. Eko bunu değiştirmeye çalışacaktır. Onu bulmamız gerek. Ekibimiz bölgedeki bilinen silah kaçakçılarına odaklanıyor. Eko dikkatli olacaktır. Ama hep sonunda küçük bir hata yaparlar. Tek ihtiyacımız olan bu. Oradan 16 gün geçti bu arada. Wow. Kaç tane AK'ye taşıyabilirsiniz? Oo mübariz. Sandık başına 200 adet. Seyahat başı 2 sandık taşıyabiliriz. Yani bu 400 AK ediyor. Daha fazlasına ihtiyacım var. Elimizden gelen bu. Daha fazla teslimat istiyorsan bana daha büyük bir gemi temin et. Daha büyük bir tekne genellikle daha fazla denetleme anlamına gelir. Sorun değil. Bunlar benim adamlarım. Silaha ihtiyacım var. Gemini temin edeceğim. Ve aradan bir hafta daha geçiyor. Seven, iyi haberlerim var. Eko takibinde bazı gelişmeler kaydedildi. Dinliyorum. Bakü'deki liman yetkilileri kayıtsız bir nakliye gemisi belirledi. Rusya, Türkiye ve İran'daki silah kaçakçıları silah taşımak için bu limanları kullandığını biliyoruz. Azerbaycan, Eko'nun amacı için Rusya'ya yeterince yakın. Kesinlikle. Aktiviteleri yakından takip ediyoruz. Bağlantı noktası yakındaki güvenlik yayınlarına sızabildik. Kimliği onaylanan Eko'nun bu alanda iş yaptığını biliyoruz. Nasıl hareket edeceğiz? Bakü'deki varlığın çok değerli olacağına inanıyoruz. Teçhizatını topla Seven. Bir saat sonra uçak kalkıyor. Hadi bakalım. O zaman Azerbaycan'a doğru. Bu arada Eylül 7. Gözün açık olsun Seven. Kimini doğrulayamadık. Ancak izlerimiz hedefin aslında Eko olduğunu düşünüyoruz. Takipteyim. Bakü Gecekondu Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Benim onun için geldiğimi biliyor. Çatışma için hazırlıklı ol. Amerikalılar bu sokakları canlı bırakmaz. Hadi yapalım şunu. Eko'nun inandığımız adamı bul ve onu durdur. Eğer Eko seni durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Bol şans Seven. Kayıt dışı. Seninle tekrar çalışmak bir onur. Anlaşıldı Elti. Başlıyorum. Evet. Seninle çalışmak bir gurur demesine anlaşılıyor zaten şey olduğunu. Hadi bu arada fulleyelim ya cephaneyi falan. Her şeyden alalım. Paramız bol zaten. Düşman askerini temizle. Let's go. Tek mermi alayım da bu arada. Boş mermi harcamayalım. Hop. 2 AK burada zaten. Bakalım başımıza neler gelecek. Güzel. Zaten artık militan diye bir şey yok orada. Rus askerleri falan var direkt. Wow. Adamlar direkt AK kullanıyor hakikaten de. Bayağı kalabalıklar bu arada ha. Ve AK kullananlar her şekilde vuruyor bu arada. Yani vurma ihtimalleri çok daha yüksek. Tamam. Orta zorlukta ben burayı geçemem bu arada büyük ihtimal. Boss'u bayağı zor da buranın. Zaten oyunun en başlarında demiştim ilk bölümlerde. Oyunu bir kere bitirdiğimi ama çoğu şeyi unuttuğumu söylemiştim. Ama buranın boss'u bayağı zordu. Orada cover almam lazım. Abi çok acayip tarıyorlar bu arada ya. Acayip sıkıyorlar abi. Ve ben vurmakta zorlanıyorum bu arada. Hedefler yukarıda falan ya. Mermi %100 isabette gitmiyor. Gördüğünüz gibi. Kafayı nişan alıyorum ama vücudu isabet ediyor bazen. Ama normal tabi. Silahın isabeti o kadar yüksek olmadığından dolayı. Ama mecbur yani. Kullanabildiğimiz en iyi silah bu şu anda. Ha bu arada sevgili arkadaşlar. Bu seri bittikten sonra hafta içi Sierra 7 baştan sonra canlı yayınlarını da gerçekleştireceğim. Haberiniz olsun. Bu sefer premium falan da alırız. Öf akarız. Belki bütün seviyelerin bütün yıldızlarını toplamaya çalışırım. Belli olmaz. Bu arada büyük ihtimal canımı fullemem gerekecek. Yani kolay da olmasına rağmen bu kadar can kaybettim. Siz düşünün. Öl lan. 2 dilim mermi sıkalıyorum. Bu ne ya? Yemin ediyorum sinirim bozuldu. Tık. Kolay mı lan öyle direkt vurmak? Aha. Aha da geldi. Aha da boss geldi. Sık abi sık. 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 Tamam çök. Malum canı da az gidiyor. O konuda yapacak bir şey yok. Şöyle sıkayım bari diyeceğim de. Çok da isabetli olmuyor böyle de. İkili atayım bari. Hadi. Tamam birini öldürdük ama böyle devamlı geliyor. Öyle bir sıkıntı var. Aha tekrar geldi. Canımı fulluyorum vallahi. Hiç yapacak bir şey yok. Hadi abi hadi. Tamam iyi sıkıyorsun. Hoş sıkıyorsun da yani. E yeter da. Hala sıkıyor. Lan. Ben buradan çıkamıyorum şu an. Kaldım mı böyle? Galiba kaldım böyle. Yani normalde bir şekilde kalkmam gerekiyor siperden. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce hakikaten de bug olmuş. Ondan dolayı siperde kalmışız. Çıkamıyorduk. Yani kısacası kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer hareket ediyor bu arada. O yüzden bir tık daha zor ama olsun. Yine de adamı aldık mı? Çok güzel aldık. Ucu ucuna da olsa aldık. Çok güzel. Hadi abi bir kişi kaldı. Flashlasam oluyor mu? Oluyormuş bu arada. Hadi. Hadi çok az canı var. Ah be. Aldık aldık. Yes. Let's go. Tek denemede. Tek denemede geçemiyordum normalde. Bu arada mermim kalmadı ha. Normalde boss kesince seviye bitiyor ama final olduğu için tabi hemen bitmiyor. Doldurmayacağım lan canıma. Doldurmayacağım canıma. İnat değil mi? Bence mermim yeter ya. Umarım yani. Aha da bu odada mı lan Eko? Değilmiş. Burada mı? Burada mısın lan? Oha çok fazla AK. Çok fazla AK, canımı fulleyeceğim. Burada ölmek istemiyorum. Silahlara bak abi. Oha. Çok fazla AK. Abi. Eko nerede? C4. Eko nerede? Altılı Ganyan Elti. O da ne Seven? Eko T2 küçük dükkanına döndü. Silah deposuna. Onu buldun mu? Hedef etkisiz hale getirdi. Militan destekçisi Eko hakkında endişelenmemiz gerekmeyecek artık. O ölü biri artık. Ve silah daha üzerinde duruyorum. Harika, ekibi gönderiyoruz. Olumsuz, daha iyi bir fikrim var. Ne oluyor lan? Oğlum Eko'yu görmedik ki biz bu arada. Eko ve silahlar artık oyunda değil. Militanların elini ayağını kopardık. Ellerinde sadece çok az miktarda silah kaldı. Bu beni neredeyse çok üzdü. Sonra geleceğimizi hiç düşünmemiştim. Artık militanlar temizlediğimize göre savaşta kimse kalmadı. Tuhaf bir bakış açısı. Avcı her zaman hava ihtiyaç duyar. Bu savaş asla sona ermeyecek. Eko'dan sonra yeni birini bulacaklar. Onları avlayacağız ve onları öldüreceğiz. Ve ondan sonra yeni birini bulacaklar. Militanlar durdurulamaz. Sadece kontrol altına alınabilir. Bir sonraki operasyon başlarına hazır olacağım. Ama buna bir son verelim. CRS'nin resmi olarak görevi tamamladı. Bitti. Evet. Sierra 7'nin C4'leri patlatmasıyla oradaki bütün silahlarda etkisiz hale getirilmiş oldu diyerekten. Evet sevgili arkadaşlar, Sierra 7 serimiz bu şekildeydi. Benim merak ettiğim tek şey Eko'nun ölüp ölmediği gerçekten. Yani görmedim sonuçta Eko'yu. Yani ortadan kaldırıldı vesaire falan diyor da bilmiyorum artık. Neyse sevgili arkadaşlar, ben bir de bu son seviyenin orta zorlukta geçmeyi deneyeceğim. Haberiniz olsun direkten, şu anda ezan okuyayım malum. Videoyu durduracağım, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi orta zorlukta bir geçmeyi deneyeceğiz. Teknik ekibi ortadan kaldır diyor bu arada. Neyi kastediyor anlamadım ama bakalım başımıza neler gelecek. Umarım ölmem. Muhalif şiddet daha zor olacak. Daha tehlikeli olacak. Başlangıçta özellikle can kaybetmezsem bayağı iyi olacak. Görev gerçekten zor bu arada ama yine bana biraz kısa sürdü gibi geldi. Yani biraz fazla kısa sürdü gibi geldi. Yani final için bana kısa geldi. Siz düşüncelerinizi paylaşırsınız. Sizce güzel bir final mi? İyi bir final mi? Düşünceleriniz neler? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi falan? Paylaşırsınız yorumlar kısmına diyerekten. Selamünaleyküm. Çatışmaya devam bu arada. Tık. Sen de öl. Allah'tan ekstra mermi de aldım bu arada. Ne olur ne olmaz. Sonuçta zaten seri bitiyor ya. Benim mağara mermilerimi falan da alayım. Paramı falan bitireyim. Yani ne yapacağım? Mezara mı götüreceğim yani? Mantıken. Saçma olurdu. Ama sen de öl. Allah'tan yukarıdaki eşya çektim bu arada. Vuramadım sandım. Korktum. Malum burada çok fazla can kaybettim. Önceki seferde. Tamam güzel. Hiç fena değil. Şu anlık bir it yedik sadece. Umarım daha fazla it yemem burada. Yemezsem boss'ta bayağı katkısı olacak çünkü. Boss'un ne kadar zorlayıcı olduğunu gördünüz. Yani tek yaptığınız mermi boşaltmak değil. Dikkatli olmak gerekiyor. Ah son mermiyi tutturamadım. Son mermiyi tuttursaydım epik olacaktı bayağı. E daha var mı? Tabii ki de var. Bir de zırhlılar var üstüne. Yerden de geliyorlar. Hem yukarıdan hem yerden gelseler çok tehlikeli olurdu bu arada. Ha, bir iddia yedik. Geçmiş olsun. Son adamda vurulmayaydım. İyiydi. Çok güzel. Allah'tan o arkadaki vuramadı. Abi gerçekten çok tehlikeli bu arada. Zorlayıcı yani. Sürekli tahmin etmeye çalışıyorum nereden adam gelebilir diye. Öyle böyle de tutturuyorum arada. Tutturmasak bayağı sağlam dayak yiyeceğiz. Al işte. Tek mermiyle tutturmak nedir abi? İnsaf ya. Hayır zaten çok fazla adam var. Bir üstüne tek mermi atıyor adam ve tutturuyor yani. Yani yediğim hasar da net. Az buz değil yani. Bakalım boss bizi ne kadar zorlayacak. Oo bu sefer adamlar var ekstra. Bu sefer adamlar da var abi. Eyvah. Eyvah abi. Ben direkt atıyorum bunu ya. Biraz yaklaşmam gerekiyor çünkü uzaktan vurmakta zorlanıyorum. Mermiyle ne olur ne olmaz. Fulleyim dedim. Gerekirse bomba da atarım. Hatta attım ya. Bomba atınca direkt vuruyorsunuz çünkü böyle indirebiliyorsunuz. Tamam haksızlık olmasın. Burada bomba kullanmayacağım. Çünkü direkt vuracağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Of. Az kalsın ölüyordum bu arada. Az kalsın ölüyordum. Aa kredim yetmiyor. Eyvah. Kredim bitti. Param bitti. Param bittiği için canımı dolduramayacağım. Çok dikkatli olmam gerekiyor burada. Vallahi attım ya. Çünkü korktum. Gerçekten korktum. Böyle 4-5 kişi falan çıkar sandım aynı anda. Neyse ki mermim var ama. En azından mermim var. Tık. Çok güzel. Galiba aldık. Yes. Başka bir şey var mı? Umarım başka bir şey yoktur abi. Varsa çünkü ayda karşıma bir şey çıkarsa korkarım. Altımı bırakırım. Ve oh. Yes. Let's go. Bu kesinlikle çok çok daha iyiydi. Tamam bu sefer bombamız falan vardı. Eyvallah da. Olsun. Şimdi kesinlikle çok çok daha iyi oldu. Tekrardan Sierra'nın mekanı patlatmasını izledikten sonra artık bu seriyi de yavaştan rafa kaldıracağız. Vallahi güzel bir seriydi. Ben eğlendim. Hoşuma gitti. Güzel bir oyundu gerçekten. Güzel bir deneyimdi benim için. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sizin için de güzel bir seri olmuştur. Baştan sona izleyen olsun. Sadece bu bölümü izleyenler olsun. Hiç fark etmez. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapma sesinden, başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi hafta içi bir gün, belki çarşamba günü, belki salı, belli olmaz, belki de perşembe, yani hafta içi bir gün Sierra 7 serimizin canlı yayını gerçekleşecek arkadaşlar, baştan sona şeklinde. Haberiniz olsun direktten SHD'nin yani oyunu yapan firmanın da logosunu görmemizin ardından artık oyunu yavaştan kapatabiliriz. Bu arada 20 krediyle param yetmiyordu. Ölseydim var ya çok kötü olurdu. Bayağı kötü olurdu hem de. Neyse son ödüllerimizi de alalım da ondan sonra bitirelim tamamen oyunumuzu diyerekten. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya, bir sonraki seriye, bir sonraki yayına kadar diyerekten hoşça kalın.